Günaydınlar. Efendim hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Haydi bakalım bismillah dedik. Haftanın son evine de girdik. Hayırlısıyla haftanın son yarışmacısının evine geldik. Haftanın güler yüzlü, güzel yorum yapan yarışmacısı Yeşim Hanım'ın evindeyiz. Ve bu haftanın yeni evlisi kendisi. Evet, daha, en daha bir yıllık. Oldu, evet. Bu hafta mı evlendiniz? Hayır, Eylül'de bir yıl oldu. Kadir, sen ne dedin? Ne dedim ki? Bu haftanın yeni evlisi dedin. Tamam, yani bu haftaki yarış... Bunun en yeni evlisi. Bak, illa beni bozacak. Bu haftaki yarışmacılar içinde daha taze, yeni evli olan yarışmacımız Yeşim Hanım'ın evindeyiz. Kadir, senin dişinde bir şey mi var? Göster bakayım dişlerini. Hayır. Peynir kalmış sandım. Ya ben kahvaltı bile yapmadım. Neyin peyniri oldu? Dünden kalmıştır. Tabii canım. Hatta arkada işi köfte var. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Yeşim Hanım hazır mısınız? Evet. Evi gezeceğiz. Tabii. Temizliğinize güveniyorsunuz ama çok, çok iddialı değilsiniz. Çok iddialıyım. Yok, konuşmalarınızda hiç benim evimde toz bulunamaz. Ben temizlikle harikayım gibi cümleler kullanmadınız. Ben çünkü insanlar bir şey görmeden önden cümleler kurmayı çok seven bir insan değilim. Kendimi atmayı seven bir insan değilsin. Anladım. Evet, evet. Anlaşıldı. Anlaşılan risk almayı sevmiyor. Heh, aynen. Bu risk adam almayı, hayır, risk almayı seviyorum. Sadece boş atıp tutmayı sevmiyorum. Çok temizim deseydiniz boş mu olacaktı yani? Hayır, boş olmayacaktı. Ay ne kadar fena bu dişse. Yandın sen bugün. Ya, bak sonucusuyla böyle ki uğraşıyor. Bana cevapmatik derler normalde ama bilemiyorum. Hadi artık başlayalım. Hadi o zaman mutfaktan, salondan başlayalım. Hadi gel salondan. Evet, kız bu koltuğun arkası niye böyle boşluk? O boşluk değil, o şekilde Kadir Bey. Böyle mi duruyor bu? Evet, evet. Aa, çünkü bu koltukların altı açılmıyor. Bunu hani açtığımız zaman bunu böyle kaldırıp bu şekilde bir modeli biraz var. Biraz böyle sanki çıkıntı gibi durdu. Yok. Evet, koltuğumuzun üstleri tay tüyü gayet güzel. Kadir, bunlar tay tüyü değil. Değil mi? At tüyü. Gergedan derisi mi, ne bu? Nubuk deri diyebiliriz. Evet, leke tutmuyor diyorlar. Benim gömleğimin kumaşından. Hatırladın mı gömleğimi? Sürekli dalga geçiyorsun ya koltuk kumaşı güzel diye. Güzel bir kumaş. Heh, bu onun kumaşından. Sandalyelerimizin arası yok. Arası olmadığı için arasına bir şey dolma şansı da yok. Evet. Asla bulamazsınız. Çok ince. Çok ince değil mi? Çok ince. Çok yukarıya baktınız ama siz Kadir Yok, Bey. Yok. Tam orada bir çıta demiri var. Benim favorim. O çıta demirini bilmiyorum. İşte orası kalmış. Ama peteğin altı güzel. Oy maşallah kapı da arşualaya dayanıyor. Neden biliyor musunuz? Neden? Orası balkon kapısı olduğu için ve bir yıldır inşaatlar var ve iki yani bir yıldır biz bu camlardan ve inşaatın tozundan neler çektiğimi anlatamam size. Yeşim Hanım'ın inşaat tozundan neler çektiğini birazdan hepimiz dinleyeceğiz. Acıklı hanımefendi inşaat tozundan neler çektiğini evet, inşallah yaza kadar bitirirler artık o inşaatı da kurtuluruz. Çakalları falan yok orada. Bakıyorum klimanızın üstü nasıl hanımefendi? Klimamın üstü tertemiz. Evet, klimanızın üstü temiz. O ara boşluğu da gayet temiz. Şunların içini süpürüyor musun? Normalde merdivenimiz vardı ilk evlendiğimizde. O da inşaatı mı verdin yardıma? Yok, hayır. O buradan taşındığı zaman merdiveni de götürmek zorunda kaldı. Ve hani eşimle tabureye çıkıp elinden geldiği kadar yapmak zorunda. Kayınvalidem kıyıp da bir merdiveni sana bırakmadı mı? Hayır, kayınvalidem o konuda hiç şey değildir. Çünkü ona da lazım oluyor. O da çok temiz ve titiz olduğu için. Sen merdivenini malına bana ver. Malına düşkün diyorsun. Yok, hayır. Yani malına düşkünlüğünden değil. Ona da lazım oluyor. Ben onu düşündüğüm için hani istemem yani. Annem, şey yapmadım. Sen götür merdiveni. Evet, o kullansın. Evet. Gel gidiyoruz. Mutfağımıza gidelim efendim. Tabii. Gel. Evet, güzel beyaz siyah cam kapaklı çileli bir mutfak dolabı. Mutfak dolabı sürekli elizde oluyordur. Evet, siyah yerler sıkıntı olsa da çok fazla değil yani en azından. Ama tabii şu anda evde çoluk yok çocuk yok. İkiniz bir başınız. Hele o çoluk çocuk olsun onlara öyle yağlı elleriyle yapışsınlar. Ben göreceğim evet, seni. Onları şu anda düşünmek istemiyorum. Buzluğumuz gayet. Bu mantıları falan sen mi doldurdun, kayınvaliden mi yaptı yolladı? Yok, onlar hazır. Hazır mantı. Bunlar sadece... Yeni gelin daha canım. Peki bir şey diyeceğim, bu buzluğun bu üst kısımlarında... Buzluğun o kısımlarında evet lekeler var. Şu an çıktı bak parmağımdan. Evet, evet Kadir Bey, orası gözümden kaçmış çünkü lastiklerine odaklanmaktan orayı atlamışım. Orayı görmemişsin, olabilir. Ne peki. Yazık ki. Onu nereden çıkardınız Kadir Bey? Tam kaynana arası. Tam arasında. Tam arası.
Şimdi bunu böyle bu böyle evet, şu kadar siliyorsunuz. Evet biraz daha eğerek sildim ama tam eğerek sizin gibi evet silemedim. Bu aerobik hareketleriyle omuriliğinizin açılması sayesinde elastik vücudunuzu tam tamına yatırdığınızda bütün kirleri detaylı bir şekilde alabiliyorsunuz. Kız Yeşim sen bunları hep siyah siyah almışsın başına bela ettin bunlar. Biz evi tutarken komple içerisindeydi Kadir Bey. Her set halinde. Set halinde içindeydi. Biz hiç ekstra bir şey yani ev tutarken de buna dikkat ettik. Bunlar hep içindeydi yani ankastresi. Aspiratörü gayet güzel. Temiz. Gayet temiz, tertipli. Bizim bir tane yarışmacımız vardı Sevgi diye. Dedi ki bu takım komple dedi apartmana ait dedi. Fırının içi yağ içindeydi. Apartmana ait dedi ben onu dedi kullanmıyorum dedi. İki dakika sonra böreği fırının içine verip bir fırında pişirdik. Göğe kullanmıyordu o fırını. Evet fırınımızı açıyorum. Tabii ki. Gayet detayları güzel. Gayet tepsileri parıl parıl parlıyor. Kombinin üstü ona da bakacağım. Tabii ki. Hamur taburu var. Taburumuz var. Evet, dolabımızın üstü şey aman aspiratörün üstü gayet güzel. Ama neydi kız onun adı? Kombinin kombi üstü. Gayet güzel, hiç yağma yok, pırıl pırıl. Banyo ne tarafta? Burada gidelim. Bir de banyomuza gidelim. Evet, bismillah. Banyomuz. Evet, minimal boyutlarda ama gayet güzel, şık bir banyo. Evet, çamaşır tertemiz Kadir Bey. Bakayım. Öyle bir senelik falan diye bakmayın. Sonra içi deterjan doluyor. Bir senelik olabilir ama yani neticesinde hani çamaşırın sürekli temiz olması gibi bir şey lazım. Zaten sürekli çalışan bir şey yıkanıyor. 3 ay bile onu söküp yıkamasan deterjan oraya yapışık evet kalıyor. Bu ne yıl dönümünün çiçeği acaba burada? Bu yıl dönümü değil de biz evlenmemiştik daha. Eşim benim çalıştığım yere çiçek göndermişti. Ben bunu çok beğenmiştim. Böyle kullanmak istedim o yüzden. Yani sen o zamandan bu zamana bunu sakladın mı kız? Evet başka sakladığım çiçek var. Ben işte hayatta o çiçeği evde tutamam. Bana boş bir kalabalık gibi geliyor ama tabii ki manevi ve duygusal bir değeri olduğunu düşünüyorum. Evet çekmecemizin altına hemen şöyle bakıyorum. Ay çok orayı o kadar şeyden heyecandan çekmeceyi indirmeden sildiğim için. Aman canım ne olacak o kadarcık şeyden? Ya olabilir canım niye dert ettin sanki ne? Evet bak musluklarımız, bataryalarımız, ışık kabili camları pırıl pırıl. Havalandırma da temiz. Havalandırmayı da aynı. Evet onun altı falan da gayet güzel temiz. O detay da gözümüzden kaçmış evet, olabilir. Evet Kadir Bey. Peki o zaman nereye gidiyoruz? Haftanın son gününde büyük final öncesinde Yeşim Hanım misafirlerini ağırlıyor. Evet. Bakalım bugün masada da hala... İnşallah konuşulmaz. Final günü, haftanın son günü, benim günüm. Dünkü masa çer oldu gitti değil mi? Yani Aysel'in ben ne gününü anlayabildim, ne yemeklerini anlayabildim. Sunucusunuz Kadir Bey, yönetseydiniz ya orayı. Hangi birini yöneteyim acaba? Koskoca kadınlara sus demekten ben yoruldum artık. Masa... Çok kötü oldu Aysel'in kız için. Benim yaşları benden büyük diye sesimi yükseltmek istemiyorum ama durmuyorlar. Evet, ben bile bazen masada yani artık gerçekten dayanamıyorum. Kadir ben seni biliyorum. Sen orada sırf reyting uğruna sustun. Nereye? Allah aşkına oradan nasıl bir reyting çıkabilir? Kuru bir kargaşaydı orası. Benim başım şişti. Ama benim hoşuma gitti. Senin hoşuna gitmişti. Benim hiç hoşuma gitmedi. Hayır ama... şimdi birine sesimi yükselsem bu sefer diyor ki sen onu mu tutuyorsun da? Evet, bir... evet ki diyebilecek insanlar onlar da. Onun için o potansiyeli hiç girmedim evet, ama Bey, mümkün oldukça ablanın adını unutuyorum. Havadar bir ablaydı. Neydi o? Ferah. Havadar bir abla ha. Yani Ferah abla mümkün olduğu durdurmaya çalıştı. Unutulabilir mi sizce? Ben bir süre unutamayacağım. Ama bugün kesinlikle daha açılmayacak o konu. Bitti. Evet yani bugün gerçekten final haftası ve... Hadi kalk gidiyoruz hadi gel gel. Yalnız siyahın altına bu renk bayağı bir patlamış. Elbisenden hiç konuşmadık. Gayet şık ve güzel bir elbisenden. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Peki misafirlerimizi alalım bakalım. Yeşim Hanım'ın menüsü nasılmış hep birlikte dinleyelim. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.